Arada görev esnasında şehit düşen bir uzmanımız, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Burada bulunan muhterem misafirlerimizden ruhları için bir Fatiha istirham ediyorum. Acılı ailelerinin başı sağ olsun. Milletimize başsağlığı diliyorum. Doğumunun seneyi devriyesinde Allah'ın selam ve salatı alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Peygamber Efendimizin üzerine olsun. Peygamber Efendimizin dünyamızı teşrifinin 1446. yılını idrak ediyoruz. Allah'tan Resulünün şefaatine bizi de dahil etmesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle Hazreti Peygamber Efendimizin ehli beytini ve ashabını da hürmetle yad ediyorum. Sizlerin şahsında bütün İslam alemini, bütün vatandaşlarımı hürmetle selamlıyorum. İslam selam dinidir. Selam barış demektir. Ve selam Allah'ın selamıdır. Selam Allah'ın yüce adıyla barışa, huzura teminat kılmak demektir. Bizler Efendimizin öğütlediği üzere her daim selam üzere yaşarız ve birbirimize selam veririz. Selamın anlamı benden emin olabilirsin, benden sana zarar gelmez, benim yanımda emniyettesin demektir. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Diyanet İşleri Başkanlığımızı, değerli başkan ve ekibini, kutlu doğum haftasını insanlık için öğretici bir fırsata, bir tefekküre vesile kıldıkları için teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımız, müftülerimiz, imamlarımız, müezzinlerimize kadar bütün Diyanet camiamız sahih İslam'ı temsil ediyor ve topluma dinimizi ifrata, tefrite sapmadan doğru bir şekilde anlatıyorlar. Sahih İslam'ı temsil ettikleri ve doğru anlattıkları için milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, mübarek üç ayların içerisindeyiz. Bu mübarek ayların İslam alemine, insanlığa huzur, barış, kardeşlik getirmesini Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Milletimizin huzur ve sükun içerisinde Ramazan'a ve bayrama ulaşmasını da temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz emin kişiliğiyle, sade yaşantısıyla, örnek davranışlarıyla, edep ve hayasıyla yeni bir dünyanın yepyeni hayatının kapılarını açtı. Katrana kesmiş yürekleri eritti, bir taş kadar sertleşmiş kalpleri yumuşattı, çöle dönmüş gönüllere adeta bir çağlayan gibi attı. Onu öldürmek için gelenler onda dirildiler. Ona ve İslam'a düşmanlık besleyenler onda hidayet buldular. Resul-i Ekrem insana ait değerli her ne varsa onu kalbinde ve hayatında
müşahhas hale getirmiş eşref-i mahlukatın en şereflisi, alemlere rahmet bir peygamberdi. Hiç şüphesiz Hazreti Peygamber bir yetim ve öksüz olarak en çok da yetim ve öksüzlerin, en çok da çocukların peygamberiydi. Çocukların başını okşamanın sadaka olduğunu ifade edecek kadar çocuklara inanan bir peygamberdi. Efendimiz çocuklara yolda selam vererek hatırlarını sormuş, gözyaşlarını silmiş, kuşu ölen bir çocuğa baş sağlığı dahi vermiştir. Evet, o tevhidin, özgürlüğün, sevginin peygamberidir. O şefkatin, rahmetin, merhametin, muhabbetin peygamberidir. Resul-i Ekrem Efendimiz sadece çölü değil, sadece çöle dönmüş kalpleri değil, varlığıyla alemleri aydınlatmış, varlığa anlam katmış, varlığın anlamı olmuş bir şahsiyetti. Ne giyim kuşamında, ne yeme içmesinde, ne de dünya serveti karşısında sadelikten asla taviz vermedi. Cömertlik, tevazu, muhabbet, uhuvvet, cesaret, vefa gibi insanın özüne ait bütün hasletler onun ruhunda anlam kazanmış, onun mübarek ruhundan neş'et etmiştir. Güzel ahlakıyla bütün insanlığa örnek olmuş, yol göstermiştir. Resulullah Efendimiz insanı körleştiren ideolojiden, adaletsizlikten, zulümden, yetim hakkı yemekten uzak bir şahsiyetti. Her türlü asabiyeti, ırkçılığı ayaklarının altına aldı. İnsanları gönül bağıyla birbirine bağladı. Kur'an-ı Kerim sevgisiyle, Allah aşkıyla kaynaştırdı. Zengini fakirin hamisi, zenciyi beyazın kader ortağı yaptı. Komşuyu komşuya, neredeyse birbirlerinin mirasçısı olacak kadar yakınlaştırdı. Değerli kardeşlerim, biz Hazreti Peygamber'e ve onun kutlu yoluna aşık bir milletiz. Hamdolsun ki aziz milletim ışığını ondan alır. En çok ona hürmet ederiz ve en çok da onu özleriz. Ona hürmette kusur göstermekten korkarız. Ona hürmetle onun hatırasına isimlerimiz Muhammed, Ahmet, Mehmet, Mahmut, Hatice, Amine, Abdullah, Ayşe, Fatıma, Ali, Osman, Ömer ve Ebu Bekir'dir. Biz ordumuza peygamber ocağı deriz. Peygamber ocağından yetişen yiğitlerimize de Mehmetçik deriz. Peygamberimiz ve onun kutlu yoluna olan sevdamız ve bağlılığımız 80 milyonu birbirine sevgi bağıyla bağlar. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda duyulan o muhteşem ezan, Diyarbakır Ulu Camii'nden de aynı ruhla, aynı adanmışlıkla ve aynı aşkla yayılır yüreklerimize. Edirne'de, Selimiye'de namaz kılanlarla Cizre Ulu Camii'de namaz kılanlar aynı kıbleye, aynı aşkla yönelir. Ankara'da
Hacı Bayram Veli Camii'nde okunan sure ile mırıldanılan dua ile Şanlıurfa Halilur Rahman Camii'nde okunan sure ve dua aynı cümle ve aynı niyetlerle dökülür dilimizden. Bu dualarla bir oluruz, diri oluruz, kardeş oluruz. Kardeşlik ve kardeşlik hukuku hepimizin ve herkesin hayatına mutlaka egemen olmalıdır. Komşu komşusuna karşı kardeşliği hatırlamalı. Her esnaf, her tüccar, her işçi ve her işveren bu prensibi hatırında tutmalıdır. Siyasetçi, idareci, bürokrat, memur tüm işlerinde, tüm ilişkilerinde kardeşlik hukukunu, güven duygusunu asla zedelememeli. Aynı medeniyetin, aynı kültürün mensubu olan, aynı kıbleye dönen topluluklar, ülkeler bu hassas ilkeye özenle riayet etmelidir. Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım, Peygamber Efendimiz Müslüman elinden ve dilimden Müslümanların emin oldukları kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları hususunda güvendikleri kişidir diye buyuruyor. Bu öğüdün sahibi peygamberin dininden ve ümmetinden terör ve şiddet çıkmaz. Hiçbir şiddet ve terör kendini barışın ve adaletin peygamberine nispet edemez. İslam'a, İslam'ın hayat veren rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesini asla kabul etmeyiz, kabul etmeyeceğiz. Maalesef Batı'da eski geleneksel öfkesi nedeniyle İslam karşıtlığı giderek yükseliyor. Batı kültüründe yerleşmiş bir İslam korkusu var ki Batı bu hastalığıyla mutlaka ve mutlaka yüzleşmek zorundadır. Yeryüzünde yaşanan acılar bütün insanlığın acısıdır. Acıları ayrımsız bir şekilde sahiplenip yaraları birlikte sarmalıyız. Huzur ve güveni yalnız kendi ülkemiz için değil, bütün insanlık için istemeliyiz. İslam barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir. Değerli kardeşlerim, yüce dinimizi korumamız gereken en tehlikeli unsurların başında din istismarcıları gelmektedir. Din istismarcılığının 15 Temmuz'da bu ülkeye yaşattığı acıları hep beraber gördük. Sahih İslam'ı öğrenmenin, öğretmenin derdine düşmeliyiz. Din tıpkı ekmek gibi, su gibi, hava gibi insanlık için, gönüller için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İman fıtratın gereğidir. Nitekim toplumların, genç nesillerin, çocukların manevi değerlere sahip olmalarını, onların temiz ve doğru olan bilgiye ulaşmaları için çok çalışmalıyız. Bunun için okullara Kur'an ve siyer dersleri koyduk. Bu konuda elbette Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok önemli görevler düşüyor. Sahih İslam'ın olduğu yerde hiçbir din istismarcısı hile ve desiselerini devam ettiremez. Değerli kardeşlerim,
her insan canı, inancı, nesli, malı ve hassasiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli bir ortamda yaşamayı arzu eder. Güven, insanca bir hayatın sürdürülebilmesi için en temel şartlardan birisidir. Bir aile güven üzerine inşa edildiği gibi bir toplum da güven üzerinde varlığını sürdürebilir. Güven duygusunun zedelenmesi veya kaybolması toplum varlığının temellerinden sarsmaya başlar. Allah Resulü güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere öğütlemektedir. Peygamberliğinden önce, çok önce Muhammedül Emin olarak anılan Hazreti Peygamberimiz hayatının her döneminde güvenilir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir. Güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerleri hayatımızın her alanında yaşanır kılmaktır. Bu değerlerin zayıflamasına ya da zedelenmesine asla müsaade etmemeliyiz. Peygamber Efendimizin Medine'de inşa ettiği toplum modeli sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Aynı inanç ve şuurla hareket ederek bugün dünyamızı birer huzur ve güven kaynağı haline dönüştürebiliriz. Değerli konuklar, kutlu doğum haftasında Hazreti Peygamberimizi, alemlerin efendisini salat ve selamla yad ediyorum. Rabbimden bizi Peygamber Efendimize yakışır hayırlı ümmet eylemesini niyaz ediyorum. Bizi Hazreti Peygamber'in şefaatine nail etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ederim.